Beyaz Futbol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir içerikle karşınızdayız. 10 üzerinden programıyla karşınızdayız. Buğra Arslan ve Ömer Kılıç Çetin var yanımda. Şimdi 4. haftadayız. Trend Yol Süper Lig'de 3 büyükler üzerinden değerlendireceğiz. Bu hafta ilk 11'de performansları nasıldı futbolcuların? İlk önce Beşiktaş Sivas Spor maçıyla başlayacağız. Beşiktaş kadrosunu bir alalım ekrana. Raşisa ve Omar Koley'in golleri vardı. Evet. Biri Omar attı. Evet, biri Omar attı. Omar her maç gol atıyor zaten. Evet abi. Kafayla gol atıyor. Her maç atıyor gerçekten. Beşiktaş'ın Icardi'si. Beşiktaş'ın Icardi'si Omar. Ömer'den. Sürekli atıyor adam, her yerden kafayla gol atıyor. Mert'ten başlayalım. Mert. Mert'in performansı. Sen niye yabancı gibi duruyorsun orada kardeşim? Evet. Buğra alacaklı gibi. Yanımıza duruyor. Evet. Buğra Arslan. Gel buraya. Mert'ten başlayalım. Mert'in performansına 10 üzerinden kaç veriyorsun Buğra? Çok top gitmedi değil mi Mert? Bu arada yani sizler de YouTube kanalında belirtebilirsiniz 10 üzerinden kaç verdiğinizi futbolculara bizlerle beraber. Mert, 10 üzerinden. Yani 7 diyeyim çünkü zaten çok top gelmedi, anlayamadık yani. Sivas çok Sivas eski Sivas değildi ki. Sivas eski Sivas olsaydı ben gol yiyeceğini düşünüyordum zaten. Değil mi? Sivas önceden çok zorlar. Hep puan alırdı büyüklerden. Peki Ömer sence? Mert yani genel olarak 10 üzerinden 8 yedi. Top gelmedi. Top gelse birkaç kurtarış yapsa ama Mert genelde çok iyi kaleci olduğu için. Ya o yüzden... topun gelmedi. Tamam, ligdeki en iyi kaleci şu an aktif olarak kim? 4 haftada. Bu arada 3 büyükler 3 maç oynadılar Avrupa fethiğinden dolayı. Bu arada tebrik ediyoruz. Adana Demirspor'da evet, gruplara kaldılar. Evet. Mert 10 üzerinden. 8. 8. Neden? İyi top kaleci. Gelmedi diyorsun. Top gelmedi. Hayır neden yani? Sormak zorundayım ben bunu. Soracağım hep. Koley. Koley, ben çok beğeniyorum Koley'i. Ben de 10'da 10 diyorum Koley'e. Golcü stoper. 10'da 10. Gol de attı, defansını da iyi yaptı. Daha ne yapsın? 10'da 10. Çok iyi yükselişleri var. Necip? Yedek şarjörü ya, mükemmeldi. Ben çok beğendim Necip. Cidden iyiydi. Defans da iyiydi. Ben Mert'e, ben de 7 veriyorum. Omar Koley'e de 9 veriyorum. Necip'e de? 8 veriyorum ben ya. Ben 7, yine 7. Ben de 7 veriyorum. Ben bu maç, ya, bu maç üzerinden konuşuyoruz zaten. Evet, genel olarak üzerinde, değil. Tabii. Bu maç. Tamam, ben Necip'e şu an 8 veriyorum. Necip çok iyiydi stoperde. Rozier. Hani çok etkisini göremedim maç içerisinde. Ona da 8 veriyor. Hayır, ona 8 veriyor. Ona... Sen bütün kadroyu 8 veriyorsun. Beşiktaş kazandığı ya. İçin bak, Beşiktaş kazandı şu an. Kazanan bir takım olduğu için. Bence bilerek. Kazanan yani. Bir takım olduğu için düşük puan veremezsin. Bir de hepsi ortalamanın üstünde oynadı yani bence. Hiçbiri kötü oynamadı. Yani Rozier'e 6.5-7. Ben de galiba 8 vereceğim ya. Benim dediğim ama 8 vereceğim galiba. 8, 8 ona da benim öyle bir şeyim yok. Benim öyle bir şeyim yok. Ben Rozier'e 6 diyorum. Bu arada sizler de yorumlarda belirtin arkadaşlar dediğim gibi. Onur. Bek. Kardeşim artık bir tepki ver de Onur, konuş. Onur diye soruyor. Buğra. Sana mı diğer bari? Ben 7 veriyorum Onur'a. 7 veriyorsun. Ben Onur beklentimi... Ben Onur'u göremedim gibi ya sanki. Hayır ben beklentim yoktu Onur'dan. O yüzden beklentimin bir tık üstünde olduğu için... Evet. Beklentimin bir tık üstünde olduğu için Onur'a 6 veriyorum. Evet abi, amir. 5 beklenti, 6 beklentim bir tık üstünde. Geldi, orta sahaya geldik. Amir'e ben 8 veriyorum, Amir'i ben beğendim. Ben 8.5 veriyorum. Amir defansta çok iyiydi. Çok iyi top kesti. Gelip hiç yorulmuyor. Ya Getson Fernandez 2 gibi Beşiktaş'ta şu anda. İkinciye onu mu koyuyorsun Getson Fernandez'i mesela? Getson'dan sonra onu koymuyorum ama Amir... Hayır, Getson'dan sonra onu koymuyorum ama Amir de cidden Getson 2 gibi yani defansa yardım anlamında. Ya ileri hücum anlamında çok hani ekstra bir katkısı yok ama defansa yardımda ekstra katkısı var. Ben Onur'a 7 verdim bu arada. Amir için de 8 veriyorum ya yine. Getson Fernandez. Ben Getson'a da 10 veriyorum. Kole'ye verdiğim gibi Getson'a da ben Getson'a da 10. Getson'a puan bile vermeyebilirdik şu an. Getson'un bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Bence kırmızı evet, değildi kırmızı ama herkes pozisyonu. Kırmızı diyor. Niye biliyor musun? Top böyle ayağının altıyla gidiyor. Burası bilek de. Böyle bileğe vurduğunda ayağının altıyla kırmızı kart. Ama o ayağını eğip böyle toprakta ayak altıyla sürterek gidiyor. Peki, yanlış onun üzerinden bağımsız ama şunu sormak istiyorum. Mesela kırmızı kart değil diyorsun değil mi? Ama ayağı kırılsaydı aynı şeyi düşünür müydün? Abicim ayağı kırılacak bir pozisyonda gitmiyor ki adam ayağını koruyup toprağa abi, böyle ayağını basıyor. Neyse geçelim. Ayağını yere sürterek gidiyor. Sen arka abi, açıdan gördüğün için tamamla girdi sanıyorsun. Ben geç sonra 8 veriyorum. Abi şu anda 10 üzerinden 10 verilebilecek sen bir maç değil. Sen 8 verip geçmek istiyorsun. Hayır 10 üzerinden 8. On... Ben verilebilecek bir maç değil. 9 veriyorum kesin. Sence? Ben 10 verdim. 8 verdim. Vermedim mi az önce? Sen 8 verdin ben 10 verdim. Chamberlain Beşiktaş'ın transferlerinden. Chamberlain kendine gelemedi daha. Kendine geldiğinde 10 üzerinden 9 falan da şu anda 6.5 falan. 6.5. Chamberlain aynen ben de öyle. 6.5. Pasları falan biraz böyle yanlış yere pas çok atıyor. Ben de 6 veriyorum. Muleka için
Ben bu Mulekayı... Sonra değişiklikleri Rebic girmişti hatta. Bu Mulekayı. Bu Muleka. Bu Mulekayı ben şeye benzetiyorum. Buruma, abi çok Buruma'ya benzetiyorum. Ya. Buruma'ya benzetiyorum işte. Galatasaray'ın eski Buruma'sına. Ama ikinci golde, Raşit'in attığı golde orada topu kapıp Abubakar'a tekte bıraktı hiç toplu oynamadan. Abubakar'a tekte bıraktı. Gol çok iyiydi. Evet, güzel. Orada izlemiş. İyiydi. Onun dışında da iyiydi. Ama taraftar çıkarken yuvaladı. Ben anlamadım niye yuvaladılar. Şey muhabbeti gibi, İrfan gibi. Evet. İrfan muhabbeti gibi oldu. Muhabbet. İrfan canı yaşadı. Muleka'ya ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben de 7 veriyorum. Raşitsan'ın oyun içinde çok... Bahtiyar girmişti sonradan. Evet. Raşitsan'ın oyun içinde çok etkisi varmış gibi gelmiyor bana. Ben iyi ki Galatasaray'dan almışlar diyorum. Beşiktaş taraftarların gözünden bilmiyorum bakınca. Bilmiyorum ben. Gol dışında çok oyun içinde etkisi olduğunu düşünmüyorum son maçta. Galatasaray'da sağladığı katkıyı sence burada sağlayabilecek mi? Bence sağlayacak. Şu kadroya baktığın zaman sağlayacak. Bence Galatasaray'daki yanında etkisini Gerson yapamayacak. Fernandez, Abubakar, Çemberi. Bence de yapamayacak. Galatasaray'da yarattığı etkiyi burada yaratamayacak. Bence de yaratamayacak. Öyle mi diyorsun? Evet. Bahtiyar. Geri Rodriguez. Galatasaray'da nasıldı, Fenerbahçe'de nasıldı? Ama şöyle düşünüyorum bak, arkasında Torreira vardı, bu da Gerson var. Sizler de yorumlarda belirtin canlar. Gerson Torreira'yı kapatabilir buradayız, bence. Buradayız, evet Murat abi. Ondan sonra Abubakar Icardi'yi bilmiyorum da yani Abubakar Icardi de iyi. İsim olarak karşılaştırma. Hayır, oynadığı oyuncular oyuna etki ediyor anladın mı? Raşitsa'nın kendine az oyunu Galatasaray'a uyuyordu. Bilmiyorum ama güzel doğru diye olabilir çünkü Beşiktaş'ta şu an izlediğim maçlar çok etkisi yok. Daha yeni geldi takım, oyun falan sağlayacak da. Adam golünü attı. 10 yine. Üzerinden. 10 üzerinden bu gol attığı için. Bu arada 10 üzerinden programını yapmamızın sebebi herkes arkadaşları içerisinde konuşuyordur. 10 üzerinden kaç veriyorsun diye. Biz de tartıştık. Bunu da dedik ki YouTube kanalımıza yapalım. Beyaz Futbol YouTube kanalına. Sizlerin de cevaplarını alalım. Güzel bir program olsun. Her hafta yapmak istiyoruz biz bu programı. Yorumlarda belirtirseniz bu programı sevip sevmediğinizi bizim için de güzel olur. Evet, Raşitsa için. Gol attığı puan. İçin. 8.5 ya. 10 adam. Üzerinden 8.5. Bu sefer 8 vermek. Maçı kurtardı. Buçuğu buçuk. Evet, 8 maçı kurtardı. Verdi. Teşekkürler Ömer. Barbie. Ben 8 diyorum. 8. Ben de Raşitsa'ya 9 vereceğim galiba. Ya. Tamam, verdin. İyiydi. Verdin İyiydi çünkü. Abubakar. Normal bir topçu değil. Normal bir topçu değil. Asisti var. Bu maç çok bir etkisi olmadı maç asist dışında. Be. Aynen, güzel klas paslar. Artık bize öyle klas geliyor ki paslar. Normalde çok basit bir pas. Ama Türkiye'de öyle pas atabilen futbolcu da çok az olduğu için artık çok klas geliyor paslar. Bir dakika, Abubakar'a geçmeden önce konuştuk ama Rebic, Muleka'nın yerine girmişti sonradan. Rebic'in performansını Rebic, nasıl buldunuz? Sadece bir yorum alacağım. Hep kendini oynadı, bir de vurduğu toplar biraz falan etkisizdi. Abubakar, 10 üzerinden Barbie. 9 diyorum ben Abubakar'a. 9. İlla bir asistle, Abubakar'ın hiçbir şey yapmasına savunmaya gerek yarattığı etki bile çok önemli bence. Evet, kesinlikle katılıyorum. Savunma arkasına yaptığı koşular. Ben 10 diyorum. Ben Abubakar'a her maç getir beni buraya koy, ben her maç 10 diyeceğim Abubakar'a burada. Gol atmasa ve asist yapmasa bile. Yine sağda dolansın orada şu ceza sahası çizgisinde, buraya koyduğunuz yere şuraya gelsin Abubakar burada. Burası Abubakar için, yani karşı kaleci için ölüm bölgesi mi şurası? Tabii ki. 10, direkt 10. 10. Kaleci olsam Abubakar'ı gördüğümde kaleci şu an. En büyük Abubakar olarak görüyorum şu an. Efendim? Savunmayı durmadan rahatsız edecek bir forvet. Evet, Şenol Hocam. Evet, Şenol Hocam. 10 üzerinden 10. Mükemmel bir teknik direktör. Ben Şenol Hoca'ya 10 üzerinden 10 vermeyeceğim. 8 vereceğim. Çünkü Sivas gerçekten eski Sivas değildi. Ben bir teknik direktöre 10 verebilmem için rakibinin çok sağlam ve karşısındaki takımı da güzel bir etki yaratması düşünüyorum. Yani bunu yaratamadan teknik direktörün etkisini ortaya koyamaz. Ben de şöyle düşünüyorum. Sivas çünkü gerçekten eski Sivas mıydı sence? Değildi, katılıyorum buna yani, ama yani 7-8 veririm. Ben onu veriyorum. Sivas zorlamadı ki hiç Beşiktaş. Evet, zorlanmadı kesin. Top hep Beşiktaş'taydı. Takım şimdi burada Şenol Güneş'in mi çok büyük payı var? Kardeşim bu kadroyla Sivas'a karşı topu sürekli ayağına tutuyorsan Şenol Güneş. Sivas'a karşı deme. Sivas eski Sivas değil diyorum eski o yüzden. Sivas eski değil, Sivas'a deme karşı işte, böyle tutabiliyor bak, muydu? Bak şimdi adamlar güzel oynamış. Demek ki Sivas'ta eski Sivas gibi oynayamamış. Bu Beşiktaş'ın iyi oynadığından dolayı. Sivas'ın kötü oynadığından dolayı değil. Bunu direkt mesela bir kaleci gol yiyor, kaleci kötüydü gol. Öyle bir şey yok. Forvet gol attığı için. Bak siz birbirinizi döveceksiniz. Ben oraya gelip sen burada. Bir dakika dur. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray Trabzon'a 2-0 yendi değil mi? Tamam yani. Sence nasıl oynadı? Ya iki takım da güzel oynamadı bence. Şöyle kadro görünmüyormuş. Şenol Güneş'e girdi. Hakem de faciaydı yani. İki takım da iyi oynamadı o kadar. Ligin ikinci haftasında zaten iki takımın da çok iyi oynamasını beklemez. İkisi de ortalama performans verecek. Tamam, üçüncü haftadayız yani. Üç büyüklerin üçüncü haftasındayız. Evet. Tamam. Şöyle Şenol Trabzon Güneş maçı ikinci haftaydı ya, o yüzden. Doğru. Şenol Güneş'i ben şöyle görüyorum. Karşısındaki rakipleri yani Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferleri çok yüksek baktığın zaman. Zaten Beşiktaş taraftarı da o yüzden tepkili. Statlara bile gitmiyor. Ben Şenol Güneş'in büyük bir hani şampiyonluk adayı olduğunu düşünüyorum bu kadroyla. Galatasaray'dayız. İlk 11'i değerlendireceğiz. 10 üzerinden
Muslera kaç puan? Ben Muslera 10 veriyorum. Barbie 10. Neden? Ligin en iyi kalecisi abi. Abi dur bak maç özelinden Gaziantep tamam. Karşısındaki. 10 abi. Gaziantep karşı gol yemedi. Top da gelmedi. Gol yemeyen tek abi, takım biraz Galatasaray önce de, şu an. Biraz şu önce... an Galatasaray gol yemeyen tek takım. Bak sen genel hafta olarak bakıyorsun. Ben Gaziantep üzerinden bakıyorum. O zaman Beşiktaş'taki Mert'e de 10 puan verdi. Gol yemedi. Niye 10 vermedi? Niye 10 vermedi? Bak yani evet, şimdi açıkla. Dur an, bekle. Şu an açıkla. Bunu açıklasın. Bunu açıklamana gerek kalmaz. Zaten kendi kendine açıkla. Hayır bunu açıkla sadece. Sen bir dakika dur kardeşim. Ben sorumu sorayım bir ondan sonra açıklamanı yap. Muslera da gol yemedi, Mert de gol yemedi. İkisi de gol yemedi. Niye Muslera'ya 10 verdin ona 8 verdin? Ben Muslera'yı şu an tek maçta değerlendirmedim. Tek maçlık değerlendireceksin. Tek maçta. O zaman 8 mi diyeceksin şimdi? Tam Mert'e verdiğim puanı veririm. Çünkü Muslera'yı da zorlayan bir şey yoktu. Zaten ilk 10 dakika 15 dakika Muslera'yı göremedik bile. Evet. Doğru haklısın. Daha yani. Muslera'nın performansı belli oldu. Ben yine de ben de 8 veriyorum. Doğru yoruma söz yok. 8.5 veriyorum. Adı Muslera olduğu için. 8 değil 8.5. Abdülkerim Bardakçı. Abdülkerim Bardakçı'dan ben bilmiyorum hala çok korkuyorum. Canlı bomba gibi geliyor bana. O yüzden 7 vereceğim. Bence Abdülkerim Delson'dan daha başarılı. Daha iyi bir stoper. Ben bugün Davinson Sanchez haberleri çıktı. Büyük ihtimalle geliyor. Abdülkerim'le bence Davinson oynarsa daha iyi olur. Abdülkerim cidden kendini çok geliştirdi. Ligde öyle bir şey olma olasılığı yok. Nasıl bir şey olma olasılığı Abdülkerim yok? Abdülkerim Sanchez diyorum. Abdülkerim Sanchez güzel. Sanchez'le Nelson'un ikisinin oynama şansı yok. 3 Türk ben zaten var. Dedim ki Abdülkerim'le dedim Sanchez oynarsa daha iyi olur dedim. Tamam işte olamaz ama. Neden? Abdülkerim Türk değil mi? Tamam Türk. Tamam Türk oynatacak işte. Tamam da sen niye Nelson'u kesiyorsun? Nelson taş gibi adam. Hayır ben Abdülkerim bence taş gibi adam işte. Ben Abdülkerim'i daha çok beğeniyorum. Sen, Abdülkerim'i... sen Abdülkerim'in Nelson'dan daha iyi olduğunu mu kan? Evet. Düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim. Bak gerçekten ben de şöyle düşünüyorum. Bu arkadaşla program kardeşim yapıyoruz. Kardeşim ben de şu an seninle program yapıyorum. Ben Nelson'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum Buğra. Kimler kimlerle beraber yani. Peki. Ama öyle düşünüyorum. Yalan mı söyleyeyim? Puan verir misin? 10 üzerinden. Bak tartışmaya gidiyor bu muhabbet. Olmaz. 7 veriyorum. 7. 10 üzerinden. 8.5. Adı Abdülkerim olduğu için. Ben de beğendiğim için ben de 8 veriyorum. Gerçekten tamam. Beğeniyorum futbolu. Bu çoğu saçları mı? Nelson. Saçları uzun diye. Nelson'a ben 9 veriyorum. Bak Nelson kötü stoper 9. Demiyorum. Ben Abdülkerim daha iyi tamam, stoper bence diyorum puanlar sadece. Misin? Arkadaşlar siz de Galatasaray'ın. Çünkü çok beklemediğimin üstüne performans veriyor. 10 üzerinden veriyor. Puanlayıp yorumlarda belirtin. Nelson. Ben Nelson 8 veriyorum. Nelson'a 8 verdim. Bu maç özelinden veriyorum. Ben genel Sacha Boey. Şey yok. Sacha Boey ben 10 veriyorum ya. Sacha Boey. 9. Sacha Boey 8.5. 8.5. Bu çocuğun 8.5 8'lerle bir sıkıntısı var. Angelinho. Ama kazanmış takımlar yani. Ne düşün mü vereceğiz? 8 veriyorum. Bu adam da çok korkunç bir dengesiz bir adam. Ben Kazım varken... Korkunç dengesiz bir adam. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Hani bir maçta 3 tane asist de yapabilir. Bence Kazım oynasaydı bu sezon Angelinho kadar bir dahaki sezona Angelinho gibi fiyatlara gidebilirdi. Kazım evet. Yüksek çok fiyatlara çok gidebilirdi. Evet, katılıyorum. Lucas. Ya Torreira sana bir şey diyeyim mi? Tam bir atak hücum yeleği gibi ya. Hücum yeleği gibi. Her, abi, her yerden kurtarıyor. Bilmiyorum. Sanki ya, nereden mermi yersen oradan çıkıyor bir şey yapıyor anladın mı? Ben hiçbir yerden Hocanın kurşun geçirmiyor. Ben şu görevi verdiğini düşünüyorum. Sağın her yerinde gez gitsin sadece hani. Öyle her zaten. Abu Bakar'a verdiğin örneği bu adama da vermelisin. Savaşçı. Dedin ya ne olursa olsun 10 vereceğim Abu Bakar'a. O cümle Torreira'ya geçerli evet. Bence. Bence de ben vermiyorum. Bu maç özelinde bakıyoruz ama genel olarak bakmadığınız için. Bu maç özelinde ben Torreira'ya 8 veriyorum mesela. Bu maçta sanki bilmiyorum ama abi ben, istenilen performansı gösterdiğini düşünmüyorum. Gaziantep karşısında daha fazla bak, gösterebilirdi. Sen de öyle bir yorum yapıyorsun ki şu anda. İstenilen performansı vermiyor deyip 8 puan veriyorsun. Hayır 10 üzerinden 10'luk bir adam evet. Evet. Herkesin gözünde öyle diye düşünüyorum. Ben Fenerbahçeliyim mesela ben öyle düşünüyorum. Ama şu an Gaziantep performansını ben 8 olarak değerlendiriyorum. Çünkü 10'luk bir adam. Ben bu maçta 10 veriyorum. 10 vermemin sebebi de maç 1-0 iken herhalde ya da 0-0 iken Torreira'nın araya girdi. Son anda girdi. Hayır, son anda bir araya evet, girdi. İlk yarıda. O pozisyon mesela gol olsa maçın kaderi değişecekti. Ama maçın kaderini kendi lehine çevirdi. O yüzden onun üzerinden 10 veriyorum. 8.5 9. Direkt katkısı var. Diyeyim ya 8 değildi evet. Ben 10 veriyorum. O pozisyonu unuttum çünkü. Mertens. Ben Mertens'e 8 veriyorum. Ya Mertens bence geçmiş kariyerine bakıldığına göre ortalama gidiyor şu anda. 7. 7. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay Galatasaray'a geldiği günden beri bence en iyi maçını oynadı. Ben Mertens'e 10 üzerinden 7 veriyorum bu arada. Kerem'e de 9. Kerem geldi oynadıkça gelişiyor sanki Kerem evet, değil mi? Evet. İşte tabii oynadıkça o yüzden aynen. Diyorlar ya yeni gelen artıyor. Transferlerin önce bir takıma alışma süreci. İşte sizde bu çok büyük bir sıkıntı anladın mı? Zaha geldi alışamıyor mesela. Endombele'yi aldınız büyük ihtimal o da alışamayacak. Uzun süre oynayamayacak. Davinson Sanchez geçen sezon bizim, çok maça bizim çıkmamış. Bizim bu sezonki tek güzel avantajımız şampiyon kadromuzu bozmayışımız. Kanka şampiyon kadromuzu bozmayışımız dedin ama bozuldu şampiyon kadromuz. Nasıl bozuldu? Muslera. Kanka bak. Duruyor. Bak şimdi. Boye duruyor. Bak şampiyonlar yine çıkacak. Bak şampiyonlar yine çıkacak. Angelino eklendi. Bak şampiyonlar yine çıkacaksın değil tamam. Mi? Sen orta sahayı kimi aldın? Endombele'yi aldın değil mi? Tamam. Tamam. Kerem kesildi. Orada kim vardı geçen? Bir tane kesilmiş oyuncu var şu an. Bir tane kesilmişim var.
Tamam. Zaha geldiğinde Zaha oynayacak. O kadar para verdin, Zaha'yı oynatman lazım. Bak, bir kere zaten Zaniolo'nun bitmesi biraz şey oldu. Angelino 4. Tamam ama şöyle. Şampiyon kadroyu nasıl bozmadın? 4 tane oldu. Davinson Sanchez gelecek 5. Şampiyon kadromuzda Tete yerine kim vardı eskiden? Rashica vardı, Rashica vardı. Tamam. Çok büyük bir fark mı var sence Tete ile Rashica arasında? Bak, ben evet, çok büyük bir farka bak, ben çok büyük bir farka bakmıyorum. Rashica geçen sezon senin şampiyon olmana çok büyük bir başrol oynadı mı? Oynadı. Oynadı. Tamam. Tete bu sene oynarsa arasında fark yok derim. Evet. Ama şu ana kadar daha Tete... erken, o yüzden Gaziantep maçı üzerinden aynen değerlendiriyoruz. Aynen. Tete. Tete'ye geldik. Ben sadece değişmiş dedim. Evet, şimdi Tete ile ilgili 10 üzerinden yorumunu alalım. 10 üzerinden kaç veriyorsun Buğra? Ben bu maçta Tete'nin de geldiği günden beri en iyi maçını oynadığını düşünüyorum. 8 veriyorum ama bu Tete emin olun Geri Rodriguez etkisi yaratacak Galatasaray'da. Geri Rodriguez etkisi diyorsun. Geri Rodriguez etkisi yaratacak. Evet Ömer? 6.5. 5.5 diyecektim de çok düşmek istemedim ismine. 7. 7 veriyorum ben de. Kerem Aktürkoğlu. Bu maç evet. Onun üzerinden. Kerem gol atıyor saymıyorlar. Kerem bir daha gol atıyor. Bir daha saymasalar bir daha atacak. 8. Sonsuzluk gibi. 8. 8. 9. Ben de 9 veriyorum. 9 veriyorum ben de. Icardi. Icardi. 10 veriyorum ben. Icardi. Ben 10 vermiyorum abi. Vermiyorum o. Niye? Vermek zorunda mıyım? Değilsin. 20 veriyorum. 10 üzerinden 20. Böyle bir futbolcu olamaz abi. Ekranda izlerken. Gerçekten top ayağına geldiği zaman gol olacağını herkes. Yüzü gülüyor insanların artık yani izlerken. Evet. Her yerden atıyor abi adam. Yani zevk zevk veriyor. Hangi takımda olursa veriyorum abi. Bu performans. Van Donnarumma'nın her maça gelmesi lazım. Sanki daha da iyi oynuyor gibi geliyor. Peki peki değişik peki. Bir bakış açısı. Okan Buruk'un bu kadroya etkisi. 10 üzerinden. Okan Buruk'a hala güvenmeyenler var. Ben niye güvenmiyorlar onu anlamıyorum. Adam geçen sezon bir dünya seri yapmış. Bu sezon aynı kaldığı yerden devam ediyor. Mesela Okan iç Buruk iç olsaydı ismi. Şu an güven verirdi. Verirdi işte isimden. Ama bir taktiği yokmuş gibi görüntü veriyor ya hani kadro. Benim görüşüm bu. Bak güzel kardeşim. Bence Okan Buruk bu kadroyu götüremez. Orta saha çok hızlı geçiyor ve orta saha İşte geçen sene de aynı şey diyorlardı. Tamam, geçen Okan sene Buruk de... bunu kaldıramaz. Icardi ile baş edemez. Ondan sonra Mertens'e söz geçen geçiremez. Geçen sene de bu takım zaten Okan Buruk götürmedi. Icardi götürdü. Icardi durdu. Hiç olmadı. Yerde bir kafa vuruyordu. Gol oluyordu. Ben öyle o kadar da düşünmüyorum. Yani Okan Buruk'un hiçbir başarısı yok. Okan Buruk'un tek başarısı ne biliyor musun? Icardi ile arasının iyi olması. Bence geçen sezon. Ya öyle şey olur mu? Ya şimdi... Ya arasını iyi tuttu Icardi ile. Bu sezon da getirdi. Abi Icardi başka bir topçu o ya. O zaman sana şöyle söyleyeyim. Stoper orta açıyor. Kafa atıyor gol. Sağ kanat orta açıyor. Kafa atıyor ya gol. Tamam sol da kanat şimdi orta açıyor. Kafa atıyor gol. Okan Buruk. Okan Buruk hiç etkisi yok demiyorum. Resmen ona getiriyorsun. Ama bu kadroyu yönetemez diyorum. Ya o zaman Icardi hem teknik direktör hem futbolcu olsun oynasın bitsin alasın. Ya bence yapabilir. Bence olur. Yani. Fenerbahçe'nin kadrosu ilk 11. 10 üzerinden. Şampiyon. İrfan. İrfan Can Eribayat. Ya İrfan Livakovic. 10 üzerinden. Sana bir şey diyeyim. Ben Livakovic gelmeden önce diyordum ki İrfan keşke devam etse karede. Livakovic değil de İrfan'a bir tane yedek alınsa diye düşünüyordum ya. Yani Livakovic. İrfan'ı kesmek hiç içimden gelmiyor. Şimdi İrfan'ın yedeği Livakovic olur mu peki? Jesus'u ne yaptınız? Önce İsmail Kartal'ı gönderdiniz. Jesus'u getirdiniz. Evet. Değil mi? Ne dediniz? Jesus daha iyi olacak dediniz. Burada da ben şöyle bir senaryo oluşacak diye düşünüyorum. Şimdi Livakovic burada Jesus, İrfan Can Kahveci de İsmail Kartal. Güzel yorum. Çok güzel yorum. Şimdi burada İrfan Can Livakovic'i sollayacak ama bütün taraftar Livakovic'i isteyecek. İşte bu hep böyle yabancı hayranlığından dolayı geliyor bu. Ama İrfan Can bence Livakovic'den daha etkili olacak. Tabii biraz önceki örnek gibi. Aslında güzel oldu, çok iyi çok oldu. Çok güzel örnek. Güzel örnek. Şimdi çok İrfan güzel. Can'ın Ankara Gücü karşısındaki performansı Barbie. Yani namı diğer. 9. Abi takımın maçta tutan kaleciye 10 veriyorum. 10 üzerinden 9 verdin. Ben 10 veriyorum. Takım, 10 üzerinden çünkü 10. Takımın maçta tuttu. Bir tane ceza sahası çizgisinin oradan bir şut vardı ya. Objektif olmak gerekirse 8.5 diyorum. Tamam. 9 hatta. 9. 8.5 9. Çünkü şöyle şimdi Mert'e gidip 8 verip 7 verip Mustera'ya gidip baktığım zaman İrfan Can'ın kurtarışları var 9 veriyorum. Ben de o yüzden düşünüyorum. Onların kurtarışları olmadan onlara 8-8.5 veriyorsak İrfan kurtarışı var maçı kurtardığı yer var. Evet. O yüzden 10 veriyorum. Ciku. Ciku balım çıkalım. Ya Ciku bence ortalama bir stoper. Hani böyle çok kaliteli diyebileceğimiz bir stoper değil. Türkiye Ligi'nde götürür ama. Türkiye Ligi'nde Fenerbahçe'ye götürür. Beşiktaş alsaydı Beşiktaş'ı da götürürdü. Şu an Beşiktaş stoper aramazdı. Ciku 8. Ben de 8 diyorum Ciku. Gol yemedi sonuçta. 7. 7 veriyorum. Çünkü paslarda bazen çıkarken çok kaptırdığını gördüm. O yüzden bayağı puan düşmüş. Ben Bekao'yu çok beğeniyorum. Bekao. Bekao evet. Ben de Bekao'yu çok beğeniyorum. Ben Bekao'yu da bilmiyorum. Çok benzetme yapıyor olabilirim ama Maicon'a benzetiyorum. Galatasaray'da defans vardı ya. Evet. Çok benzemiyor mu? Böyle kafa vuruşları. Evet. Aynen. Sertliği olarak benziyor. Benziyor, benziyor evet. Maicon'a çok benziyor. 10 üzerinden 9 diyorum ben. 9. Ben 8.5 diyorum. 8.5. Ben de 8 veriyorum. Ama Fenerbahçe Twente maçı olsaydı 10 verirdim. O en son 1-0 evet. Yendiğimiz maçta. Evet. Burayı kessene bir dakika dur.
Burayı kes devam. Kesmeyeceğim. Kes. Hadi hadi. Evet. Şey dedim en son 1-0 yendiğimiz maçta dedim. Tamam en son Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği maçta diyecektim. Tamam 1-0 yendi. Yendiğimiz dedim kanka. Tamam bir şey olmaz. Osay Samuel. Evet abi. 10 üzerinden ben 10 verdim ya. Ben 9. Benim en beğendiğim futbolcuydu. Ankara Gücü maçında. Abi bir sağ bek gol atıyorsa maça skora etkisi varsa... Bir de tek çok, gol. Çok sert vurdu. Ya abi 9. Neden 9 biliyor musun? Hatta 8. Neden 8 biliyor musun? En son pozisyonda abi çok saçma bir şekilde o penaltıya mal verebilirdi. O amatörlüğünden dolayı 8 veriyorum. Ben ki o pozisyonu penaltı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben şundan dolayı bence penaltı olduğunu düşünüyorum. Çünkü topa hamle yok. Topa dokunmuyor. Bence penaltı. Tamam penaltı pozisyonu ve boş bunu, verelim. Şu an bunu, çünkü o pozisyonu bunu Fenerbahçe ama. Galatasaray maçında bir ara yaşamıştık. Muslera hamle yapıyor. Top çıktıktan sonra penaltı oluyordu. Kime yapıyordu hatırlamıyorum tam. Hatırlayan varsa yoruma yazarsa güzel olur. Tamam. Osterwolde. Osterwolde. 10 üzerinden Ömer. Osterwolde'nin kendi gelişimine 10 üzerinden 9 veriyorum. Maç içerisindeki performansına 10 üzerinden 7. Evet kendini çok güzel geliştirdi bence de. Ben de 10 üzerinden 6.5 diyorum. Ben de 8 diyorum. 6.5. Fred. Çok Ömer. Başka bir topçu ya. Daha böyle maçın 2. 3. dakikasında o kadar varlığını gösterdi ki direkt. Kalite kendini belli. Evet, 10 üzerinden şov yapmayalım. 9 diyoruz. Evet abi 10 üzerinden. 9 diyorum. Şimanski. Şimanski bu maç ben çok etkili değildi. Ben bu arada 8 verdim Fred'e. Şimanski. Çok etkili değildi Şimanski bu maçta. Şimanski'ye 7.5 veriyorum. 7. Ben de 7 diyorum. Ben de 7 veriyorum. Çok etki. İsmail. İsmail yine 3 veriyorum ben. Evet bir maçta kırmızı kart görmüş çok saçma. Ankara maçı Ankara üzerinde 3 veriyorum. Hayır Dinamo Kiev maçına bir tane kırmızı kart görmüştü. Yine saçma bir kırmızı kart görmüştü. Bize tura mal olmuştu. Burada da galibiyete mal olabilirdi. Yine aynı şekilde hani kendi maç süremiş gibi oynuyor böyle. Dönüyor çok özgüvenli. Canlı çok özgüvenli oynuyor. Yani. Aynen. Canlı bomba. Yani sadece şurada dursa bak. Sadece oyunun bu alanında dursa. Fotoğrafın olduğu yerde dursa hayır, diyorsun. Sadece burada dursa mükemmel bir futbolcu. Ama buraya da gidiyor, buraya da gidiyor, buraya da gidiyor, oraya da gidiyor. Çok efor sarf ediyor. Gereksiz efor sarf ediyor. Çok istekli oynadığı için birazcık da göze batıyor aynen. Ve top kaybına neden oluyor. O kırmızı kartı yüzünden İsmail 3 maçı verebilir. 10 üzerinden 3 evet. Bu maç özelinde tabii ki. Evet. Ben de 5 veriyorum. İrfan Can. İrfan çok yükseldi bir anda. Bu maç etkisizdi. Evet 6 verdim. Ben de 6 diyorum. Dušan Tadić. Tadić takım oyuncusu ya. Tadić'in maç tam içerisinde aynen asist yapmasına, gol atmasına gerek yok. Takımı çok iyi toparlıyor. Tam görev adamı. 8. 10 üzerinden 9 verdim ben de. Ben 8 veriyorum. Ben sanki Tadić'e 9 verecekmişim. Ben de 8 veriyorum. Bu sezon. Džeko. Džeko'ya nedense hep ters ayağına gelecek şekilde orta açıyorlar. Ya da hani bir forvetin ama ters ayağıyla da oradan gol atması lazım yine. Yani bu maç çok kaçırdı. Ben asistine 7.5 veriyorum asist yaptığı için. Evet. Ben de 7 diyorum Çekoya. 7. Ben de 6.5 veriyorum. Çünkü istenilen performansı sergilemedi. Evet. Yani bir gol atsaydı belki 8-9 diyebilirdik ama evet. Olmadı. Burada İsmail Kartal hocam niye solda ya? Bilmem. Orada uzakta. İsmail Kartal. Takıma etkisi 10 üzerinden. Ben 9 diyorum. Ben de 9 diyorum ya. Ben 10, şu kablomu diyemiyorum. Ankara Gücü karşısında. Jesus yenilirdi bence. Ankara Gücü bence karşısında. De. Evet. Evet ben de katılıyorum bu yoruma. Çok iyiydi. Puan kaybederdi kesin. İsmail Kartal'a ben burada 8-9 arasında bir 8.5 diyeyim hatta. Şöyle 1.5 puanımda nereden kırdığımı söylüyorum. Bu kadroda sağlam değişikliklerle İsmail'in kötü oynadığını görüp çıkartmasını gerektiğini düşünüyorum. Çıkartmadı çünkü. Evet çıkartmadı. Bir de isteye çıkartmadı. Aynen sanki, geç değişiklik adaşım yaptı. Mı dedi bilemedim. Geç değişiklik. Adaşım deyip bırakmış olabilir tabii. Öyle bir şey olmaz ya. Bu arada arkadaşlar sizler de yorumlarda belirtebilirsiniz. Katılıyor musunuz bizlere? Eğer katılıyorsanız yorumlarda belirtin. 10 üzerinden değerlendirmelerini yapın. Yorumlarda biz de cevap verelim. Sizleri seviyoruz. Evet abone olun. Kanala like abone olun. İçerideler bütün kadroları zaten görüyorlar, izliyorlar. Onlar hiç abone olup like atmayı unutmayın. Kötü yorum değil de iyi yorum atın biraz. Sövmeyin. Bizim de morallerimizi bozmayın. Kurban aynen olayım, biz çok ya. Moralsiz oluyoruz ondan sonra yorumlara okuyoruz falan. Hep hadi beraber eğlene eğlene böyle videolar çekeceğiz sizlerle. Biz aramızda eğlenip mutlu olmak tamam için. Tamam babacığım yeter. Tamam bir acıtasyon falan yapma. Tamam, hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet.